Hayırdır anne? Kocanı mı görmeye geldin yoksa? Hayır canım, Necip Bey'i görmeye gelmedim. Kızına sohbet etmeye geldim. Hatta işin yoksa dışarı çıkıp bir şeyler içelim ha? Çok isterdim anneciğim ama acilen toplantıya yetişmem lazım. Sonra inşallah. Neyin peşinde olduğunun farkındayım yeşim. Tebrik ediyorum. Planın gayet güzel işliyor. Neden bahsettiğini anlamadım. Çınar'dan bahsediyorum. Ne olmuş Çınar'a? Ay bir şey oldu yok canım. Ama yakında olacak. Benim bir toplantım var anne. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çınar üzerinde kurduğum plan gayet güzel işliyor. Hayatı mahvolmuş bir adamı ancak bir kadın tekrar hayata döndürür. O öyle bir kadın ki herkes onun üzerine giderken o hiç zorlamaz, kızmaz, uyarmaz. Ama her zaman onun yanındadır. Ondan yanadır. Hatta o kadar ileriye gider ki hayatını riske atar ve onun hayatını kurtarır. Tebrik ediyorum seni. Amacına ulaşıyorsun. Çınar yavaş yavaş sana bağlanmaya başladı. Yavaş yavaş aşık oluyor. Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun değil mi anne? Özellikle de beni. Sen istesen de istemesen de benim kızımsın yeşim. Bu bir oyun değil tamam mı? Bunun içinde kurgu, plan falan yok. Seni ben doğurdum. Gözlerine bakınca anlarım. Daha Lale hayattayken bile aklın Çınar'daydı. Şimdi önünden engel de kalktı. Ben aklım Çınar'da değil demiyorum ki. Aksine bir an bile aklımdan çıkartamıyorum onu. Gözümün içine bakıp bu kadar şeyi anlayabiliyorsan burada anlaman gerekirdi. Ben Çınar'ı gerçekten seviyorum anne. Hayatım, o zaman izin ver sana yardım edeyim. Çünkü bu yolda önünde bayağı engeller olacak. Anne, bu bir oyun değil dedim. Bu yüzden engel de yok. Seni ilgilendirmeyen şeylere karışma yeter. Ah Yeşim, sen öyle zannet.